Celal, kolay gelsin. Sağ olun şefim. Ne yapıyorsun bugün? Bugün ıslak kek yapacağız. Evet ustam, malzemelerimizi sayalım. 10 adet yumurtamız var. 500 gram sütümüz var. 500 gram sıvı yağımız var. 1 kilogram toz şekerimiz var. 800 gram unumuz var. 100 gram kakaomuz var. Evet. Ve 55 gram kabartma tozumuz var. Evet. Şimdi malzemelerimizi göstereceğiz. Tencere alıp çırpmaya başlayacağız. Öncelikle yumurtamızı alıyoruz. Şekerimizi döküyoruz. Ve bunları çırpıyoruz. Evet. Çırptık. Şimdi sütümüzü, sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve çırpıyoruz yine. Gördüğünüz gibi şimdi sırada unumuz var. Unumuzu ekliyoruz. Kakao. Ve son olarak kabartma tozumuz var. Ve tekrar karıştırıyoruz. Ve evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar, hazır malzememiz. Çırptık. Ve şimdi bunu bir tepsimize dökeceğiz. Tepsinin altına yağlı kağıt koyuyoruz arkadaşlar. Evet canlar, gördüğünüz gibi çok basit, kolay. Ama elinizde mikser varsa mikserde yapabilirsiniz. Eşit bir şekilde tepsinin her tarafına yayılıyor. Geldikten sonra Cebal Usta, fırın yolculuğumuz başlıyor. 180 derecelik fırında 30 ve 35 dakika arası pişiriyoruz. Evet canlar, şimdi de şurubumuzu söyleyecek Celal Usta. Evet Celal Ustam. Evet, şimdi 1 kilogram sütümüz var. Tamam. 500 gram sıvı yağımız var. Tamam. 1 kilogram toz şekerimiz var. 400 gram bitter kuartörümüz var arkadaşlar. Tamam şimdi ustam. Sütümüzü ve şekerimizi bir tencereye koyuyoruz. Ve ocağa götürüp bunu kaynatıyoruz. Evet canlar, gördüğünüz gibi ıslak kekimiz istediğimiz oranda kabarıyor. Evet, sütümüz de kaynamaya başladı. Evet canlar, sütümüz kaynadı. Şimdi Celal Usta eklemeler yapıyor. Şimdi sıvı yağımızı ekliyoruz. Karıştırıyoruz. Eriyene kadar karıştırıyoruz bunu. Evet canlar, bu sıcak çikolatalı kekimizin sosu oluyor. Yani şurubumuz. Piştikten sonra bunun üzerine dökeceğiz. Aynı bir traliçe gibi, bir revani gibi daha önce yapmışsınızdır. O şekilde. Biz birazdan daha önceki yaptığımız çikolatalı ıslak kekimizden sunumumuzu gerçekleştireceğiz. Evet canlar, kekimiz hazır, şurubumuz da hazır. Şimdi Celal Usta onu şurupluyor. Tabii bu çok sıcak olduğu için bunu hemen size göstermeyeceğiz ama daha önceki elimizde olan ıslak kekten size bir sunum gerçekleştireceğiz. Evet Celal Usta. Şimdi görüyorsunuz. Picasso gibisin Celal Usta. Estağfurullah ustam. Sizin kadar değil de. Bu arada arkadaşlar, daha önce yapılmış bir tabağımız da var. Celal Usta onu dekore ederken ben size onu göstereyim.
Arkadaşlar gördüğünüz gibi sunuma hazır. Evet Celal ustam, hakikaten çok güzel gözüküyor. Eline sağlık, teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim ustam.